numaralanmış cümlelerden hangi ikisinin yüklemi nesne yüklem ilişkisi bakımından ötekilerden farklı bir eylemdir? Arkadaşlar, eylemler nesne yüklem ilişkisine göre ikiye ayrılır. Nesne alabilen eylemlere geçişli eylem, nesne alamayan eylemlere de geçişsiz eylem denir. Şimdi cümlelerimize bakalım. Birinci cümledeki görmüştür fiili bu cümlenin yüklemidir. Gören kim? Mehmet Fuat. Bu ifade cümlenin öznesidir. Neyi görmüştür? Eleştiriyi. Burası da cümlenin belirtili nesnesidir. Dolayısıyla bu cümlenin yüklemi geçişli bir eylemdir. İkinci cümledeki belirler fiili bu cümlenin yüklemidir. Belirleyen kim? Sanatçı. Bu ifade cümlenin öznesidir. Neyi belirler? Eleştirinin metotlarını. Burası da cümlenin belirtili nesnesidir. Dolayısıyla bu cümlenin yüklemi de geçişli bir eylemdir. Üçüncü cümledeki hizmet eder fiili bu cümlenin yüklemidir. Hizmet eden ne? Eleştiri bu ifade cümlenin öznesidir. Neye hizmet eder? Eserin anlamının çeşitlendirilmesine burası cümlenin dolaylı tümlecidir. Nasıl hizmet eder? Edebi esere biricilik atfetmeden burası da cümlenin zarf tümlecidir. Gördüğünüz gibi bu cümlede nesne yok. Dolayısıyla bu cümlenin yüklemi geçişsiz bir eylemdir. Dördüncü cümlede geçen kullanılmalıdır fiili bu cümlenin yüklemidir. Ne kullanılmalıdır? İnceleme ve araştırma çalışmalarına dayanan çağdaş yöntemler. Burası cümlenin öznesidir. Ne de kullanılmalıdır? Nesnel eleştiride burası da cümlenin dolaylı tümlecidir. Bu cümlenin yüklemi zaten edilgen çatılı bir eylemdir. Edilgen çatılı eylemlerin yüklem olduğu cümlelerde nesne olmaz. Zaten cümlede de nesne olmadığı için buna da geçişsiz eylem dedik arkadaşlar. Beşinci cümledeki sağlar fiili bu cümlenin yüklemidir. Sağlayan ne? Eleştiri bu ifade cümlenin öznesidir. Neyi sağlar? Sanat eserine ya da sanatçıya farklı bir pencereden bakmayı burası cümlenin belirtili nesnesidir. Dolayısıyla bu cümlenin yüklemi de geçişli bir eylemdir. Buna göre bizim cevabımız 3 ve 4 yani C seçeneği olur arkadaşlar.